Ya bu Rumeli'ye devlet, hükümet çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani bütün olay bunun etrafında dönüyor. Gülen'in kapatılan sayfasında Jakarta İslam Üniversitesi Gülen Kürsüsü var. Gülen Kürsüsü Başkanı Doktor Ali Ünsal, Fethullah Gülen Rumeli'nin Ayak İzinde Yürümek adlı inceleme yazısında Fethullah Gülen, Sevgi ve Toleransın Global Medeniyetine Doğru adlı kitabında Rumi'den 15 kez alıntı yaparak onu medeniyetsel diyalog için örnek gösteriyor. Fethullah Gülen, Sufizmin Uygulanmasındaki Anahtar Kavramlar adlı kitabında herhangi bir manevi yazardan, evliyadan daha fazla Rumi'den alıntı yapıyor. Gülen neden Rumi'yi modern Müslüman için değerli bir örnek olarak görüyor? Gülen'e göre Rumi, tolerans ve diyaloğun İslam tarihindeki en önemli şahsiyet. Rumi tolerans ve diyaloğun İslam tarihindeki en önemli şahsiyeti ve modern Müslümanların Rumi'nin açıklık pusulasından öğrenebileceklerini savunuyor diyor. Ya kardeşim biz yani bunu Cenab-ı Allah'ın yönlendirmesine fark ettik. Rumilik ta yüzyıllar önce bir sistem olarak oturtulmuş. İngilizlerin devleti de bunu tam anlamıyla kullanıyor. Tolerans, mölerans dediği şey homoseksüellere karşı yani ses çıkartmamak. Anlamı o. Yani homoseksüelleri destekleyen bir üslup. Yani Herkül siteler orada da o yazıyor. Rumi Forum'da yine öyle. Bunu halk pek bilmiyor. Yani bir nevi dinsizlik gibi. Kur'an'la ilgili de artık Kur'an'ı bırakalım diyor Fethullah Gülen. Var mı onun bant yayını? İsteyeyim şu anda yok Artık tabii. diyor kendi içimizden geldiği gibi hareket edelim Evet. diyor. Kur'an yeteri kadar okuduk diyor. Bir acayip sistem kurulmuş ya. Ben olayın böyle olduğunu bilmiyordum. Yalnız tabii bu insanları işte paralelcisin deyip böyle dışlayıp atmak değil de düzeltmek lazım. Düzeltip faydalı hale getirmek lazım. Yani çünkü adamın anlattıklarının yanlışlarını anlatmak çok kolay. Yani Rumi felsefe, İslam'ı reddeden bir felsefe. Homoseksüellik iğrenç bir şey. İki erken birbirinin pisliğini karıştırması. Çok aşağılayıcı. Bunu savunulacak bir yönü yok. Bir akılcı eserlerle, akılcı kitaplarla bu insanları kazanmaya çalışmak lazım. Mesela halkı böyle zırh delici mermiyle tarayacak kadar nefret. Bu nasıl oluştu? Yani nasıl eğittiler de bu bilgiyi verebildiler? Bu nasıl bir manyaklık türüdür? Bunun bir araştırılması lazım. Yani havadan bombalama, şu bu falan.